Şimdi basit eşitsizliklerin birinci dersi bunun bir de ikinci dersi var sonra mutlak değer yapacağız eşitsizlik kavramını biliyorsunuz eşittir eşitse zaten denklem oluyor eşit değildirse zaten eşitsizlik oluyor İşte büyüktür küçüktür büyük eşittir küçük eşittir ifadelerini herkes biliyor Yani hepiniz bildiği için yani bildiğinizi düşündüğümden dolayı çok üzerinde durmayacağım büyük küçük büyük eşit küçük eşit hani öğretirken bize şöyle öğretiyorlar. Şimdi büyüktür anlamak için çizgi çekiyorsun büyük oluyor. Küçüktür anlamak için çizgi çekiyorsun küçük oluyor. Benzeri bir durum var. Şimdi aralık kavramı eşitsizlik varsa aralık kavramı kesinlikle var arkadaşlar. Aralık kavramına bir yıldız koyalım. Aralık kavramı bizim için önemli. ÖSYM için normalde önemli bir kavram ama bununla ilgili fazla soru sormamayı tercih ediyor. Ama aralık kavramı önemlidir. Şimdi küçük eşittir. Bakın bu dahil olduğu anlamına gelir. Küçük eşittir varsa dahildir. Yani siz e, K küçük eşittir 3 derseniz siz K'yı buradan 3 ile başlatmak zorundasınız. 3, 2, 1 tam sayı olarak düşünürseniz bu. Ama mesela K küçüktür 3 dediğinizde K'ya 3 veremezsiniz. Yani tam sayı olarak 2 1 0 diye gider arkadaşlar. Yani geriye doğru gidiyor tam sayı olarak. Yani normalde bu 3'ten başlar. Çünkü dahil olduğu anlamına gelir. Sayı doğrusunda da o şekilde doludur. Yani şimdi bir sayı doğrusunda şöyle dolu bir ifade varsa burası 4 ise, burası da dolu bir ifade 7 ise siz bu aralığı alacaksanız hani tam sayı olarak alacaksanız 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi dahil etmeniz lazım. Yani bir tarafı dolu olabilir, bir tarafı boş olabilir vesaire. Bunlar değişkenlik durumlar. Biz buna kapalı aralık diyoruz arkadaşlar. Kapalı aralığın başka bir gösterimi de var. Bakın şuradaki köşeli parantezi görüyor musunuz? Bu dahil olduğu anlamına gelir. Yani şimdi siz köşeli parantez 3,8 diye bir şey görüyorsanız bu 3 ile 8 arasındaki bütün tam sayıları, bütün doğal sayıları, bütün reel sayıları, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları dahil edebileceğiniz anlamına gelir. 3 ile 8 arasında sonsuz tane sayı var arkadaşlar. Bu aralıkta sonsuz. Hocam 3 ile 8'de sonsuz var da 1 ile 2 arasında sonlu mu? Burada da sonsuz tane sayı var. Yani reel sayı işin içine girdiği için sonsuz tane sayı var. Ama burada eğer ifade tam sayı diyorsa o zaman 3 4, 5, 6, 7 ve 8'i dahil edecek şekilde tam sayı verebilirsiniz. Reel sayı diyorsa iş değişiyor. Tam sayı diyorsa iş değişiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kapalı aralık dahil anlamına gelir. Açık aralık dahil olmadığı anlamına gelir. E, açık uçludur. Yani uçları dolu değildir. Burada dahil etmeyeceksiniz ve buradaki parantez normal parantez oluyor. Şimdi parantezle ilgili yani aslında matematikte ayrı bir ders yapmak lazım. Çünkü şöyle olursa küme olursa ne olur? Böyle olursa ne olur? Mesela yani hani şöyle olduğu zaman ne olur? Ya bunlar hep farklı kavramlar. Ya şimdi siz buraya 1 ve 2'yi eklediğinizde bu küme kavramıdır. Buradaki elemanlar sadece 1 ve 2 al al alması anlamına gelir. Ya 1 ile 3 diyelim ya. Şimdi şöyle değişir. Diyelim ki 1 ile 4 oldu. Buraya da 1 4 eklediniz. Buraya da 1 4 eklediniz. Bunların üçü çok farklı anlamlara gelir. Buradaki küme sadece 1 ve 4'lerden oluşan küme demek. Buradaki küme 1 ve 4 haricinde arada tam sayılar varsa, aradaki tam sayılar ya da reel sayılar, rasyonel sayılar neyse. Tam sayı kavramı üzerinden düşünürseniz arkadaşlar 1 ile 4 haricinde ne var? Burada 2 ile 3'ü almanız gerekiyor anlamına gelir. 1 ile 4'ü dahil edemezsiniz demek. Burada ise 1 ile 4'ü de dahil edebilirsiniz anlamına geliyor. Yani e, burada işte parantezlerin durumu bile çok şeyi değiştirir matematikte tamam mı? Arkadaşlar yani bu normal bu şekilde parantez olursa dahil olmadı. Açık aralık anlamına geliyor. Açık aralıkta ifadeler şöyle. Yani şöyle de olabilir ya da şöyle olabilir. Ama kesinlikle böyle değildir ya da şöyle değildir tamam mı? Bu dahil anlamına gelir. Çünkü eşitlik var aslında orada bu açık aralık, yarı açık aralıklarda bir tarafı açık bir tarafı kapalı mantığı var. İşte yani işte şöyle olabilir. Böyle olabilir. Neyse bu şekilde bir tarafı dahil, diğerinin öbür tarafı dahil. Yani mesela A'yı dahil ettiğinizde A'nın olduğu taraf kapalı, B'yi dahil etmediğiniz için B'nin olduğu taraf açık. B'yi dahil ederseniz B'nin tarafı kapalı, A'yı dahil etmezseniz A'nın tarafı açık. Dolayısıyla B'yi dahil ettiğiniz için küçük eşittir. A'yı dahil etmediğiniz için küçüktür. Anlamına geliyor arkadaşlar. Aralık kavramı önemli bir kavramdır. Unutmayın. Yani öncelikle tanımları vermek lazım. Tanımları verdikten sonra gerisi kolay. Eşitsizliklerin özellikleri var. Eşitsizlikler özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Eşitsizliklerin yön değiştirme durumları var. Hangi durumlarda yön değiştirir? Hangi durumlarda Yön değiştirmez. Bunlar hep önemli arkadaşlar, tamam? Şimdi eşitsizliğin yön değiştirmesi, e, yani değiştirmeyeceği durumlara öncelikle bakalım. Her iki tarafına aynı sayı eklenip çıkarılabilir. Yani eşitsizliğin her iki tarafına sayı ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Eşitsizlik orada yön değiştirmez. Yani istediğiniz sayı, ama ortak sayı olması lazım, tamam arkadaşlar? Yani iki tarafa da eklemeniz lazım eşitsizlikte ya da çıkaracaksınız iki taraftan çıkarmanız lazım. Ya örnek verelim. 3 küçüktür 4. Her tarafa 1 ekledim. Buraya da 1 ekledim. Buraya da 1 ekledim. Değişir mi? Değişmez. 4 küçüktür 5. Yani yön değişikliği olmadı anlamına geliyor. Eşitsizlik hangi durumda yön değiştirmez? İkinci durumu da pozitif bir sayıyla çarpılıp bölünebilirse pozitif sayıyla pozitif olması lazım arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin tamam mı? Negatif ile o zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Pozitif sayı ile çarpabilirsiniz. Bölebilirsiniz. O zaman eşitsizlik yön değiştirir. Tam, ee, tamam pozitif sayı ile çarpar bölerseniz sıkıntı yok. Negatifle çarpar bölerseniz eşitsizlik yön değiştirecek. Buna dikkat etmek lazım. Ee, örnek verelim. Mesela diyelim ki 2 küçüktür 3. Ben burayı 4 ile çarpmak istiyorum. Burayı da 4 ile çarpmak istiyorum. 4 kere 2 8 küçüktür 12. Yön değiştirmesi olmadı mesela. Ya da bölebilirsiniz arkadaşlar. Yani pozitif sayılarla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani biz şimdiye kadar işlediğimiz ifadelere bakın. Hiçbir şekilde pozitif sayılarla ilgili bir sorun yaşamadık. Pozitifler adamdır arkadaşlar tamam. Yani işte sorun çıkaran, bizi üzen, bize sıkıntı çıkaran hep negatif sayıların durumları. Negatife bölmek, negatife çarpmak, negatifin üssü işte vesaire vesaire negatifler. Burada biraz sıkıntılı. Şimdi eşitsizlik yön değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Negatif sayıyla çarparsanız ya da bölerseniz tamam mı? Toplamalarda da pek sıkıntı olmuyor. Toplama ve çıkarmalarda pek sıkıntı olmaz. Sıkıntı çıkaran ilk kısımlar üstler, çarpmalar ve bölmelerdir. Eşitsizliğin yön değiştirme durumu var. Negatif sayıyla çarparsanız eşitsizlik yön değiştirir. A, B'den küçüktür. C de sıfırdan küçükse çarptığınızda eşitsizlik yön değiştiriyor. Çar böldüğünüzde eşitsizlik yön değiştiriyor. Örnek verelim. Yani diyor ki 2 küçüktür 3. Eksi 1 ile çarpmak istiyorum. Her iki tarafı. O zaman ne olur? Eksi 2 büyüktür. Eksi 3 olur. Eşitsizlik yön değiştirilir. Tamam. Negatifler burada her zaman sıkıntı çıkaran tipler. Ee, ters çevirme işlemi yaparsanız eşitsizlik yön değiştirir. Bunu asla unutmayın. Ama burada ifadelerin aynı işaretli olmasına dikkat etmeniz lazım. Yoksa burada sıkıntı yaşarsınız aynı işaretli sayılarsa ters çevirme işlemi yaptığınızda eşitsizliklerin yön değiştirmesi gerektiğini unutmamanız lazım. Tamam işte burada mesela 1 bölü A, 1 bölü X, 1 bölü B ters çevirdiniz eşitsizlik yön değiştirdi. Bu aslında bizi birçok dertten kurtaran bir kavram. Yani şuraya yıldızı koyabilirim. Örnek veriyorum. İşte 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü X eksi 1 küçüktür. 1 bölü 2 dersem olmaz. 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 2. Şimdi bunu bu şekilde sıkıntı. Ters çevirdim. Ters çevirdiğim zaman 5 büyüktür. X eksi 1 büyüktür. 2 oldu. Her tarafa artı 1 eklediğim zaman 6 büyüktür. X büyüktür. 3. X 3 ile 6 arasındaki değerleri alır demek. Yani ters çevirme işlemi bizi birçok dertten kurtarıyor. Ama işaretleri aynı işaretli olmak zorunda. Yani mesela diyelim ki eksi 1 bölü 2 küçüktür x küçüktür 1 bölü 3 derseniz ters çevirdiğinizde eksi 2 büyüktür x büyüktür 3 gibi saçma bir durumla karşılaşıyorsunuz. Eksi 2 3'ten nasıl büyük olur? Olmaz. Aynı işaretli olacaklar. O yüzden her zaman ters çevirme işlemi yapamazsınız. Yani matematik kurallarına göre oynanan bir oyundur. Kuralları iyi bilirsen matematikte birçok soruyu aslında çözebiliyorsunuz. İşte A'yı B'ye. A B'den küçük. B'de C'den küçükse A C'den küçüktür. Anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Basit mi? Basit. Bir küçüktür 2 2 küçüktür ise, o zaman 1 4'ten küçüktür. Yani ben senden küçüksem sen de öbür yani öbüründen küçüksen ben öbüründen otomatik küçük oluyorum yani. Eksi ee, birle çarpmak aslında yukarıda eksi ifadesi var yani negatif sayılar diyoruz. Negatif sayılar mantığıyla aynı şey yani. Eksiyle çarpmak ya da bölmek eşitsizliği yön değiştirir. Tamam. Aynı yönlü eşitsizlikler toplanabilir. Bak sadece toplayabiliyoruz. Çıkarma yapamıyorsunuz. Yani tamam. Şimdi 2 küçüktür. Diyelim ki 3. 4 e, küçüktür 6. Aynı yönlü eşitsizlik olduğu için. ikisi küçük olduğu için. 2 ile 4'ü topladım. 6 küçüktür. 9. Aynı yöne eşitsizlikler. Sıkıntı yok ama çıkarma yapamazsınız. 2'den 4 çıktı mı? 3'te 6 çıktı. Böyle bir şey yok. Tamam arkadaşlar bu olmaz. Toplama yapabiliyorsunuz. Çıkarma yapamıyorsunuz. Eşitsizlik kavramlarında çıkarma yoktur. Toplama vardır. Tamam bunu bir yere not alın. Sıfır ile bir arasında sayıların kuvveti arttıkça sayılar küçülür. Şimdi ne demek? Yani şimdi kuvvet arttıkça sayı küçülür mü? Normalde kuvvet arttıkça sayının büyümesi lazım. Yani elimde bir 3 var. Bir de 3'ün 5. kuvveti var. E, sayının 3'ün 5. kuvveti sayı büyüdü. Hatta mesela ben buraya 3'ün 100. kuvveti yazarsam çok çok büyür sayı. Ama matematik her zaman bunlardan oluşmuyor. Yani matematiğin bazı e, ilginç tarafları var, ipuçları var. Şimdi sayı doğrusunda şunu asla unutmayın. Böyle bir sayı doğrusu düşünürseniz arkadaşlar, sayı doğrusu burası -1 olsun. Burası 0 olsun. Burası 1 olsun. Bize sayı doğrusunda en çok sıkıntı çıkaran yerler şuralar. Eksi 1 ile 0, 0 ile 1 arasındaki yerler birçok kurala uymuyor. Yani kurala hep ters işlem yapıyoruz. Tamam mı? Yani buralarda sıkıntılarımız var. Yani buralara dikkat edeceğiz. Şimdi diyor ki 0 ile 1 arasında olan bir sayının kuvveti arttıkça sayı küçülür diyor. Yani örnek veriyorum sayı 1 bölü 2. Bunu 1 bölü 2'nin 20. kuvveti yazdım. Bak aslında sayının normalde büyümesi lazım değil mi? Öyle değil arkadaşlar. Sayı küçülüyor. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin 20. kuvvetinden daha büyük. Hatta siz bunu 1 bölü 2'nin 500. kuvveti yapın. Sayı gittikçe küçülüyor. Sayı normalde büyümesi lazım kuvvetini aldıkça. Ama buralardaysa sayılar küçülüyor arkadaşlar. Değil mi? Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Eşitsizlik bunlar önemli maddeler. Bakın 8 madde. Tek tek maddeleri bir yere not aldım. Şimdi x doğal sayılarının toplamını soruyoruz. Yapalım. Şimdi 3 ile genişletiyorsunuz. 3x 3 kere 2 6 küçüktür. 24 at 6'yı karşıya. 3x küçüktür. 18 x küçüktür. 6 doğal sayılar küme parantezi oluşturalım. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'lerden oluşan bir yer 6'dan küçük olan doğal sayılar. Bunların toplamı 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Artık ne biliyoruz? 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımları toplamları neydi? Sayının kendisi bir fazlası bölü 2 idi değil mi? 15 yani. Toplamı 15 Evet. Örnek 2. En küçük x tam sayısı 2 x eksi 4 Bakın burada 3'ü değil. Eksi 3 3x çıktı, eksi x kaldı. Bakın, eksi x. E, eksi 4 ile artı 3'ü topladığım zaman eksi 1 yapar. Küçüktür, x artı 1. Şöyle yapabiliriz. Yani bunu bu tarafa alayım mesela. Bunu bu tarafa alayım mesela. Şimdi ne oldu? Eksi 1 eksi 1, küçüktür. X artı x. Eksi 2 küçüktür. 2x'ten her tarafı 2'ye böldünüz. Eksi 1 küçüktür. X. En küçük x doğal sayı değeri nedir? Ya da tam sayı değeri fark etmez. X burada en küçük değer 0 oluyor. Eğer küçük eşittir olsaydı eksi 1'i dahil edebilirdik. Küçük eşittir olmadığı için eksi 1'i dahil edemiyoruz. Biz burada 0'ı bulmamız lazım. Şimdi ne yapalım? Uz bunu dağıttım. Bak buraya dağıttım. Buraya dağıttım. Eksi 3'ü dağıttım. Bunu dağıttım. 2x oldu. Eksi 4 oldu. Eksi 3x oldu. Artı 3 oldu. Şimdi ben dedim ki 2x'ten 3x çıkardım. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 4 ile artı 3'ü topladım. X'leri kendi aralarında sayıları kendi aralarında topladık. Eksi 4 ile artı 3'ü topladığım zaman eksi 1. Küçüktür. Karşı tarafta da x artı 1. Eksi x'i bu tarafa aldım. Artı x oldu. Artı 1'i bu tarafa aldım. Eksi 1 oldu. Eksi 1. Bir eksi de buradan geldi. Eksi 2 oldu. Eksi 2 küçüktür. 2x. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 1 küçüktür x. Yani eksi 1 x'ten küçükse x o zaman 0. Ya da 1. Ya da 2. Ya da 3. Ama en küçük değer 0. Evet. Örnek 3. AB farkının en büyük değeri. Şimdi. Ee, tam sayı bunlar arkadaşlar. Bak ne diyor? Tam sayı diyor. Şimdi tam sayıysa değer vereceğiz. Yani bunu zaten başka yolu yok. Bak bunu asla unutmayın. Tam sayı diyorsa kesinlikle değer vereceksiniz. Değer verelim. AB farkının en büyük değeri. A B farkı var. Şimdi o zaman A'ya büyük değer vereceksiniz, B'ye olabildiğince küçük değer vereceksiniz. Bak bu tür sorularda. Şimdi ben sana bir soru, A eksi B'nin büyük olmasını istiyorum. Ve o zaman şimdi mantık olarak, sen bu arkadaşa mesela 90, bu arkadaşa 2 versen büyür. Ama buna 3 versen, buna 5 versen küçülür olmaz. O zaman sen ne yapacaksın? Buna büyük değer vereceksin, buna küçük değer vereceksin. Eksi var hocam. O zaman eksi var. Sıkıntı yok. Bu arkadaşa verebileceğim en büyük değer 2 değeri. Bu arkadaşa verebileceğim en küçük değer eksi 3 değeri. O zaman 2'de eksi 3'ü çıkarmam lazım. Ne oldu? 2 artı 3. Yani cevap 5. Peki. Örnek 4. Yine tam sayı 3x 4y. Burada alacağı en küçük değeri soruyoruz. Şimdi en küçük değer için de bu sefer ters işlem yapacaksın. Bu arkadaşa küçük değer vereceksin, bu arkadaşa büyük değer vereceksin. Şimdi x'e en küçük değer tam sayı dediği için en küçük tam sayı değeri eksi 5. Çünkü dahil. Bu arkadaşa verebileceğim en büyük değer artı 5. Bu dahil çünkü. O zaman buna eksi 5 buna artı 5 vermem lazım. Doğru mu? 3x eksi 4 y 3 kere eksi 5. 3 tane eksi 5. Eksi 4 tane 5. Şimdi ne oldu? Eksi 15. Eksi 15. Eksi 20. Cevap eksi 35. Bak tam sayıysa arkadaşlar unutmayın. İfadeler burada bizim için çok önemli. Tam sayı diyorsa değer vereceksiniz. Tam sayı ifadesini gördüğünüz zaman kesinlikle değer vereceksiniz. Tamam mı? Başka hiçbir şey yapmayın. Değer verin bakın. Ama reel sayı, gerçel sayı, gerçek sayı neyse yani bunları söylüyorsa tam sayı ve doğal sayı haricinde başka bir şey söylüyorsa değer veremezsiniz. Hocam işte ben burada x'e 2 versem y'ye 3 versem olmaz. Olmaz. Sen bunu oluşturacaksın. Eğer reel sayı diyorsa buradaki ipucumuz oluştur. Neyi oluştur? Bunu oluştur. Bunu nasıl oluşturacağım? Oluşturalım. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür 3. Bunu 2 ile çarpacağım. Diğerini de 3 ile çarpacağım. 3 küçüktür. Y küçüktür. 4. Şurası 2 pardon. 2 küçüktür. Y küçüktür 4. Burayı da 3 ile çarpacağım. Sonra ne oldu? Eksi 2 küçüktür. 2x o da küçüktür. 6. 6 küçüktür. 3y o da küçüktür. 12. Topla şimdi 6 6. Artı 4 küçüktür. 2x artı 3y o da küçüktür. 18. Oluşturduktan sonra bu ifadenin alacağı en küçük tam sayı değeri 5. 4 ile 5 arasında. Yani 4'ten başlıyor 18'e gidiyor. Alacağı en küçük tam sayı en büyük tam sayı değeri 17. Toplamları 22 Ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Gerçel sayı, gerçek sayı, reel sayı diyorsa oluştur geç. O ifadeyi oluşturacaksın. Ne yaparak? Genişleterek. Tamam? Mı? Buradaki 2 ile 3 ile çarpmak demek ifadeleri genişlet demek anlamına geliyor. Tamam? Mı? Evet, 6 x'in alabileceği tam sayı kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi x eksi 15 küçüktür 2x artı 2 bu bir yani birincisi böyle düşüneceksiniz ikincisi böyle düşüneceksiniz ayrı ayrı düşünmeniz lazım tamam mı? bunu unutmayın öbürü de 2x artı 2 küçüktür x artı 15 şimdi buradan bunu buraya tamam bunu buraya x'leri yan yana sayıları yan yana küçük büyüğün yanına gitsin istiyoruz tamam mı 2x e atmayın bu tarafa arkadaşlar tamam mı? bakın ha bunun önünde eksi olsaydı bunu atardım karşıya bak önünde eksi olanı karşıya gönderebilirsiniz ama x'lerde düşünün bunun tamam mı? şimdi öbüründe de artık zaten 2'yi göndereceğim karşıya şimdi ne oldu 2 bu tarafa geldi. Eksi 15 eksi 2 küçüktür. 2x'ten x çıkacak. Eksi 17 küçüktür. x oldu. Bu bir. İkincisi x'i bu tarafa attım. Onu da şununla yazayım. 2x'ten x çıktı. 15'ten 2 çıktı. x küçüktür. 13. Kaç tam sayı değeri var? Şimdi eksi 17 ile 13 arasındaki değerler demek. Yani bu sayı doğrusu çizerseniz eğer. Burada eksi 17 var. Açık aralık. Eksi 17. Burada artı 13 var. Ee, yine açık aralık. Bu aralığındaki bütün değerler demek. Şunları dahil etmiyorsunuz. Bu aralıktaki değerleri bulmanız lazım. Tam sayı değerlerini bulmanız lazım. O zaman şuradan ortak çözümden eksi 17 küçüktür. X o da küçüktür. 13 ifadesinin sonucunu bulmanız lazım. X'in alacağı değerleri küme ifadesiyle de, dahil edersek eksi 16, eksi 15, denden'den eksi den, den, 1'e kadar geldi. 16 tane sayı 0, 1, 2, denden'den 12'ye kadar gelen sayılar var. Kaç tane? Burada 16 tane sayı var. 16 artı 0'ın kendisi var artı 12 tane sayı da burada var arkadaşlar. Cevap 29. Değil mi? Bu tür sorular ikili ikili gider. Hocam 3 tane ifade var. Her birine x eklesek, x çıkarsak böyle bir çözüm yolu yok. Bak bu ilk, ilk ikisi, son ikisi. Ayrı ayrı düşünerek yapacaksınız. Başka yolu yok bunun. 2 tane denklem bulacaksınız. İşte şuna benzer bir şey bulacaksınız, buna benzer bir şey bulacaksınız, birleştiriyorsunuz zaten çıkıyor. Görüntüsü zor. Olabilir. İlk etapta çalışan birisi için de zor olabilir. Ama normalde ben bununla ilgili Ales'ten bir soru gördüm. Hatırlıyorum. Ya olabilir tam bilmiyorum ama DGS için bir şey diyemem. Sanki DGS'de benzeri vardı mı? Ama Ales'te kesinlikle böyle bir soru gördüm arkadaşlar. Ha, bu kadar bir şeydi yani soru. Yani böyle DGS'de de benzeri çıkar anlamına gelir. Yani o kadar gözünüzde büyütmeyin aslında da biraz çalışın. Evet 7. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Buyurun, sizdeyiz. Şimdi bunu biraz dikkatli düşünmek lazım. Yani karesi var. Bir sayının karesini alıyorsunuz. Eksili sayıların karesini de alsanız artılı çıkar. Mesela. Yani x'e buradan eksi 6 verirseniz karesi artı 36 yapar. Eksi 5 verirseniz 25 yapar. Eksi 4 verirseniz 16 yapar. Eksi 3 verirseniz. Eksi 2 verirseniz x'e eksi 1 de verebilirsiniz. Karesini alıyorsunuz çünkü x'e buradan 0 veremezsiniz verirsiniz. x'e buradan 0 da verebilirsiniz. Evet verirsiniz. Arada 0 var pardon. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani burada toplam 13 tane x tam sayısı vardır. Evet, bu böyle. Geçiyorum. 8 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Buyurun, sizdeyiz. Evet. Sonlu mu sonsuz mu? Gerçek sayılar mı? Yani gerçekte denilebilir. Doğru. Şimdi arkadaşlar. Bak mantık olarak düşünelim. Bunlar zaten birbirini götürdü. Bir şey kalmadı geriye. 3 büyüktür eksi 1. Sana bir soru. 3 eksi 1'den büyük değil mi? Büyük. Bir önceki dersimizde denklemlerle ilgili ne dedik? Eğer 3 eşittir 3 gibi bir ifade bulursan sonsuz anlamına gelir. Ama 3 eşittir 1 derse saçma bir şey olursa boş küme anlamına gelir. Şimdi verdiği ifade mantıklıysa sonsuzdur. 3 eksi 1'den her türlü büyük mü? Her türlü büyük. Sonsuz. X'e ne verirsem ver her türlü bu ifadeyi sağlar. Çünkü yani x kalmıyor ortada. X kalmadığı için 3 de -1'den her türlü büyük olduğu için bir çözüm kümesi ne verirsen ver bunu sağlar anlamına gelir. Evet 9. Yukarıdakine benziyor ama farkı var. Eksiyi dağıttım. Eksi 2x, eksi 2 küçüktür. Eksi 2x, eksi 3. Ve bunlar gitti. Aynı ifadeler oldukları için gider arkadaşlar. Ama bak şimdi, yani dikkat etmek lazım. Eksi 2x küçüktür 2x dersen bunlar birini götürmez. Niye? Çünkü biri eksi, bak biri eksi, biri artı. Bunları birini hayatta götürürüz. Yan yana olsalar götürürler. Şunu sildim. Bak bunu sildim. Şimdi götürür. Ama araya bunu koydum götürmez. Yani o, o işte mantıkları farklı. Yani hani bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi 2x büyüktür 2x yaparsan bunlar birini götürür. Ama bunu kaldırırsan bunlar birini götürmez. Araya bunu koyarsan götürür. Araya bunu koyarsan götürür. Araya bir şey koymazsan götürmez. Şimdi ben götürürken hani hoca niye götürdü öbürünü niye götürmedi diye sorabilirsin. Yani ben sanıyorum bak eşitsizlik taraflarında farklı yerlerdelerse aynı ifadeler yönü götürür. Yani 6x artı 4 küçüktür 3x artı 4 artı 4 mü e gönder gitsin ikisini de o zaman diyebilirsiniz yani tamam. Hocam x'ler aynı gitse olur mu? işte o zaman olmaz. Çünkü bunlar birbirine bağımlı ifadeler. Yani sen 6x bir bütün gibi düşüneceksin. X birbirini götürmez yani böyle bir şey yok. Yani bu öğrencilerin kafalarındaki sorular hani belki size çok basit geliyor olabilir. Ee, Valla birçok öğrenci bu tür sorularda hep muzdarip oluyor yani hani böyle sorunlarda. Şimdi burada. Eksi 2, eksi 2 küçüktür. Eksi 3 kaldı. Eksi 2, eksi 3'ten küçük müdür büyük müdür? Şimdi eksili olunca öğrencinin kafası tabi biraz e, düşünüyor, yanıyor. Haklı olarak bir şey demiyoruz yani. yani. Tamam arkadaşlar hani anlıyorum ben. Sıkıntı yok yani. Şimdi bak buraya eksi 2 yazdım. Burası eksi 3 yazdım. Zorlandığınız yerlerde sayı doğrusunu oluşturun. Burada eksi 1 var. Burada 0 var. Bak burada 0 var. Şimdi sayı doğrusunu oluşturduğunuz zaman daha net çıkıyor ortaya. Burada da sıfır var. Kim sıfıra yakınsa o daha büyüktür. Buradaki en büyük en baba yiğit eksi birdir. Sıfıra yaklaştığı için değeri artıyor. Sonra eksi ikidir. Sonra eksi üçtür. Eksi iki eksi üçten küçük değildir. Büyük olması lazım. Şimdi küçüktür dersen eşitsizliği sağlamadığı için böyle bir ifade yanlış olduğu için boş kümedir. İstersen sağlamasını yapalım. Eksi 2 küçüktür. Eksi 3. Üç. Eksi 3'ü at bu tarafa. Eksi 2 artı 3 küçüktür. 0. Burada 1 kaldı. 1 sıfırdan küçük. E olmaz canım. 1 sıfırdan niye küçük olsun? yani Sağlamasını yaptığınızda da çıkıyor ortaya. Yani birbirlerini götürüyorlarsa ya sonsuzdur ya boş kümedir arkadaşlar. Başka bir yolu yoktur zaten. Evet. Örnek 10. Evet. X tam sayı değerlerinin toplamı. Ne dedik? Ters çevirelim dedik. Bak ters çevirirsen. X eksi 2. Ters çevirirsen eşitsizlik yön değiştirir. Birileri yazmaya gerek var mı? E yok. Biri yazmaya gerek yok ki. Ters çevirirsen bir gider zaten. Eksi 2 at karşıya x küçük eşittir e, 4 artı 2 x küçük eşittir 6. 6'dan küçük e, şimdi tam sayı değerlerinin toplamı dediğimiz zaman bir yere kadar gidebiliyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz lazım evet ters çevirdik vesaire böyle durumlar var ama burası negatif olmaz. Yani şimdi x'i de alacak değerlere bakalım anlarsınız. 6 verirsem olur. 5 verirsem olur. 4 verirsem olur. 3 verirsem olur. x'e 2 veremem. Veremem 2. Niye veremem? Hocam 6'dan küçük değil mi? Evet küçük ama burayı 0 yapar. Yani 1 bölü 0 küçük eşittir 1 bölü 4 gibi saçma bir durum çıkar ortaya. 0 bir kere tanımsız bir ifadedir. 0'ı zaten veremezsin. X'e 1 de veremezsin. 1 verirsen 1 bölü 1 eksi 2 küçük eşittir 1 bölü 4'ten burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 1 1 e, bölü 4'ten doğru küçük pardon ya özür <laughs> kafam yandı. Evet doğru ama bu sonsuza kadar gerçi büyüktür ifadesi var pardon özür özür ya küçüktür niye gördük. Şimdi buraya ee, bir daha yapalım zaten 2 veremiyorum tanımsız oluyor 1 verirsem 1-2 küçüktür niye yazdım 1 bölü 4 saçma oldu yani eksi 1 1 bölü 4'ten e, büyük olmayacağına göre o zaman buraya artık 1 de veremem 0 da veremem evet 6'dan küçük değerler veriyormuşum gibi olabilir ama bir yere kadar verebiliyorsunuz arkadaşlar eşitsizlikler hep böyledir getirip her zaman yerine yazacaksın yani ben buldum Altın bulmuş sarraf gibi davranma. Ben buldum ya tamam bu kesin böyledir. Böyle değil arkadaşlar. Mutlak değer ve eşitsizlik kavramları böyle değil. Bulsan bile inanmayacaksın. Getirip yerine yazacaksın. Ya biraz böyle bir ilginç bir konu. Yani buluyorsunuz ama sağlamıyor bazen. Mesela sıfır yerine yazınıza sağlamayacak. Bir yazınıza sağlamayacak. Eksi bir yazınıza sağlamayacak. Bu kadar. İkiyi de sildim bilerek anlayın diye. 6, 5, 4, 3, 10, 15, 18. Ters çeviriyoruz ama yerine yazmaya asla unutmuyoruz. 11. C'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bir düşünün bakalım. 0 küçüktür A küçüktür B. Yaz kafa yormanız lazım. Hep böyle antrenmanlarla matematikte kaldınız tabi. Kafada yoramıyorsunuz. Kafa yorun. 0 küçüktür, a küçüktür, b. C'nin en küçük tam sayı değeri. Şimdi şöyle yaparsanız arkadaşlar. Yani e, mantık olarak. Eğer A'ya 1, B'ye 2 verirseniz mesela örnek veriyorum hani yanıldığınız noktayı göstermek için buraya 1, 1, buraya 2 verdiğinizde C'yi en az 7 buluyorsunuz. Değil işte. Değil. Öyle lanet bir şey. Değil. Çünkü sana burada A'nın ya da B'nin tam sayı olduğunu söylememiş. A ve B tam sayı olsaydı evet doğruydu. Yaptığın kesinlikle 7. Kesinlikle haklısın. Doğru. Ama A ve B ile ilgili hiçbir şey söylemediği için sen bunu reel sayı gibi düşüneceksin. Hocam ne düşünelim? Kardeşim o zaman buna 1 verdin ya. Buna 1,1 ver mesela. Çok küçük değerler olsun. Aradaki farklar çok küçük olsun. O zaman işin rengi değişiyor. Buna 1 verdin. Buna 1 verdin. Buna da 1,1 verdin. Bakın 1,1 verdiğiniz zaman burası 3,3 yaptı. Topladığınızda 4,3'ü 1'e bölüyormuş gibi olursunuz. Tamam mı? Yani C'yi en küçük 4,3 bulacaksınız. Ama C'nin tam sayı olması isteniliyor. Peki tam sayı 4 olur mu mesela C? Yani 4 olabilmesi için ne lazım? C'ye 4 veremem. Neden? C'nin 4 olabilmesi için bu ikisinin de 1 olması lazım. Buna 1, buna 1 verirsem 1 artı 3 bölü 1 C'yi 4 buluyorum. Ama buna 1, buna 1 veremem. Bu arkadaş birden kesinlikle büyük. O zaman C kesinlikle dörtten büyüktür. Bunu bir kere net olarak anlamak lazım. Zaten C dörtten büyükse 5 olabilir anlamına gelir. Şimdi sen bunu bir kere anladığında şöyle de yapabiliriz. Bunu parçalayabilirsiniz bu ifadeleri. Yani değer verirken bence çok yakın değerler verin. Zaten tam virgüllü bir şey bulacaksınız. Bir üstünü alın. Yani 4,3 bulduysanız 5 yapın olsun bitsin. Ya da bunu böl. Nasıl böl? A bölü A artı 3 tane B bölü A. Bakın bunu parçaladınız. A'yı A'ya böldüğünüz zaman burası 1. 1 artı 3 tane B bölü A. Şimdi B'yi A'ya bölersem B A'dan büyük olduğu için B'yi A'ya bölersem en az 1 olur. Yani birden birazcık büyük olacak. Bu arkadaş 3'ten mutlaka birden büyüktür. Bura birden büyükse bu arkadaş üçten büyüktür. E bu bir eklediğim zaman dörtten büyük olur. Yani ifade dörtten büyük oluyor. Dörtten büyükse o zaman beştir. Ya zaten bu tür soruların böyle kesin kesin net bir e, illa kesin beş bulacağım. Böyle bir şey bulamazsınız. Ama mantığını buluyorsunuz. Mantığına göre düşünüyorsunuz. Yani burada buraya bir buraya bir virgül bir dediniz. Örnek veriyorum. Buna bir bir virgül bir dediğim için üç virgül üç. Burası bir. C buradan en az 4,3 dedi. C tam sayı olsun isteniliyorsa o zaman C büyüktür 4 olur. C 4'ten büyük olduğunu yukarıda gördüm. O zaman C'nin en küçük değeri 5 olur. Evet zor mu buralar arkadaşlar? Örnek 11. Zor bir soru değil mi? Evet, şimdi eşitsizliklerde toplama, çıkarma, çarpma Aynı yöne eşitsizlikler alt alta toplanabilir. Bunu zaten size söylemiştik. Aynı yöne eşitsizlikler alt alta çarp çıkarılamaz. Ya da ee, çarpılamaz. Çıkarma, çarpma, bölme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burada aynı yöne eşitsizlikleri sadece yapabileceğiniz şey toplamadır. Toplama adamdır. Yani öyle düşünün. Diğerleri hep sıkıntı çıkarıyor. Hocam bölebilir miyiz? Bölemezsin. Çarpabilir miyiz? Çarpamazsın. Çıkarabilir miyiz? Çıkaramazsın. Toplayabilirsin sadece. Ha hocam çıkarma yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım peki? Dediğinizde çıkarma yapmak için eşitsizlikleri eksiyle çarpıyorsunuz ve yine alt alta topluyorsunuz. Tamam. Çarpma yapmak isterseniz uç değerler dediğimiz ya da sınır değerleri çarpıyorsunuz. Aralık buluyorsunuz. İşte bu tür sorunlar var. Küçükle küçüğü toplarsan küçük. Küçükle küçük eşitleri toplarsan yine küçük. Küçük eşittir ile küçük eşitleri toplarsan küçük eşittir. Şimdi 2x eksi 3 y Eksilisini bulmak istiyoruz. Haydi bakalım. Eksilisi nasıl dedik ya çıkaramayız aynı yönde eşitsizlikler. Alt alta çıkarma olmaz. Toplama olur da çıkarma olmuyor. Ama burada çıkarma var. O zaman eksiyle çarpacaksın. Başka yolun yok. Şimdi burayı 2 ile çarptığımızda bir sıkıntı yok. Bu arkadaşı eksi 3 ile çarpacaksınız. Bunu da eksi 3 ile çarpacaksın. İşte burada iş değişiyor. Eksi ile çarptığınızda işin rengi değişiyor. 2 ile çarptığınızda yani dedim 2 eksi 2 küçük eşittir 2x o da küçük eşittir 8. Bir sıkıntı yok. Eksi ile çarptığınızda eksi 9 eşitsizlik yön değiştiriyor. Büyük eşittir eksi 3y büyüktür eksi 24. Şimdi eksiyle çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirecek. Artı ile çarparsanız bir sıkıntı yok. Eksi ile çarparsan yön değiştiriyor. E şimdi hadi gel alt alta topla. Toplayamazsın ki. Biri bu tarafa bakarken biri bu tarafa bakarken toplayamazsınız bu ifadeleri. E ne yapacağız? Toplayamıyoruz. Ne yapacağız? Aynı tarafa bakmaları lazım. E bakmıyorlar, o zaman baktıracaksın kardeşim. Yani hani bunu değiştireceksin o zaman ya. Nasıl olacak? Yukarıdakine karışmıyorum. Eksi 2 küçük eşittir 2x. O da küçük eşittir 8. Matematik diyor ki, eğer diyor sen diyor şunların yerini değiştirirsen diyor, bu iki arkadaşı yer değişikliği yaparsan diyor, eşitsizlik yön değiştirir diyor. Bak yeni bir kural daha öğrendiniz. Eksi 24'ü bu tarafa aldınız. Kendi işaretiyle beraber küçüktür oldu. Eksi y ye yerinde kaldı. Küçük eşittir. Eksi 9. Oradaki yerleri değiştiriyorsunuz. Yön değiştiriyor bu sefer. Yani bu da ayrı bir kural. Topladın oldu bitti. Eksi 26. Peki ne yazacağım? Küçük eşittir var. Küçüktür var. O zaman küçüktür yazacağım. 2x eksi 3y. İkisinde de küçük eşittir var. O zaman küçük eşittir yazacağım. Eksi 1. En büyük tam sayı değeri. Bu farkın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Eksi 1'dir. Eksi 26 ile eksi 1 arasındaki değerlerden en büyüğü eksi 1. Şu ifade direkt eksi 1'e eşit. Yani biliyorum evet zorlanıyorsunuz. Zor bir konu zaten. Dediğim gibi adı sadece basit, konunun kendisi zor ama başlarda biraz zorlanırsınız. Ben size çok temel seviye, çok basit seviye anlatmıyorum zaten. Yani böyle bir iddiamız yok. Biz size orta seviye anlatıyoruz. ki zorlanacaksınız. Ama biraz zorlanırsınız, biraz mücadele ederseniz çok hızlı gelişirsiniz arkadaşlar. Antrenmanlarla matematik, aktif matematik vesaire vesaire. Tamam onlara çalış. Ona bir şey demiyorum. Zaten ödevlerinizi de onlardan veriyoruz. Ama e, hep oralarda kalırsan hiç gelişemezsin. Biraz yanacan, pişeceksin. Buralarda biraz sıkılacaksın, yorulacaksın, bunalacaksın. Ama öğrenirsin. Buralarda çabuk öğrenirsin. Diğer türlü oralarda kalır durursunuz arkadaşlar. X, Y gerçel sayılar. X ile Y'nin çarpımı. Şimdi çarpımı yaparken aslında basit. Bunları çarpıyoruz. Şunla şunu. Bununla bunu. Sonra bu arkadaşla bu arkadaşı, bu arkadaşla bu arkadaşı. Karşılıklı çarpma yapacağız. Tamam. Eksi 5 ile eksi 6'yı çarptım. Artı 30. Eksi 5 ile 8'i çarptım. Eksi 40. 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 18. 3 ile 8'i çarptım. 24. Şimdi burada e, en büyük ve en küçük meselesi var. İşte bunu çarptığım zaman. En büyüğü bu. En küçüğü bu. O zaman onları alacağım. Yani 30 x çarpı y e, pardon eksi 40 şöyle eksi 40 30. Eşitsizlikleri önce yerleştireyim. Sonra değişiklik yapabilirim. Neden? Şimdi bunu çarparken eksi 5 olaya dahildi. Çünkü dahillik ifadesi var. Eksi 6 olaya dahildi. Dahillik ifadesi var. O zaman bulduğum sonuç 30. 30 da dahil anlamına gelir. O zaman buraya dahillik ifadesini koyarım. Eksi 42 için aynısını söyleyemem. Niye? Eksi 5'in kendisi olaya dahil olabilir ama 8 olaya dahil değil. 8 dahil olmadığı için bulduğum 40 sonucu da olaya dahil olmaz. Eksi 40 ile 30 arasındaki değerler arkadaşlar. Kaç tam sayı değeri vardır? Dediğim zaman yine küme ifadesini çiziyorum. Eksi 39, den den, den eksi 1'e kadar, 0'dan, 1'den, 2'den, 30'a kadar olan değerler. Burada eksi 39 yani 39 tane sayı burada var. 0'ı dahil edersen bir tane de orada var. 1'den 30'a kadar 30 tane de burada var arkadaşlar. 70 tane ifade bulabilirim tam sayı olarak. Hocam işte x, y gerçel diyor. Olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam buna takılmayın. Gerçel dese bile şunları uç değerleri çarparak ilerliyorsunuz. Çarpmalarda da böyle. Alt alta çarpma yapmıyorsunuz. İşte hocam ben böyle çarpsam olmaz mı? Olmaz. Böyle bir şey yok. Her birini ayrı ayrı çarpacaksınız. Evet. 14. Az kaldı arkadaşlar. Bitecek. 2 artı 1 ifadesi. 2 artı 1 ifadesi. Bunu oluşturmanız lazım. Yani A'ya değer vererek bu işin içinden çıkamazsınız. Bunu oluşturacaksınız. Nasıl oluşturalım? Bu tür sorularda A'yı yalnız bırakmak önemli. Eksiyle çarpabilirsiniz. Önemli. Yani mesela diyelim ki önce eksi 1 ile çarpsan olur mu? Olur. Çünkü burada eksi A var. Ben artı A olsun istiyorum. Hatta eksi 2 ile çarpabilir miyim? Evet eksi 2 ile de çarpabilirim. Çünkü burada artı 2A var. O zaman artı 2A olsun istiyorum. O zaman eksi 2 ile çarpıyorum. Çarptığım zaman eksi 2 ile eksi 1'i çarptığım zaman 2 eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 2 artı 2A büyük eşittir. Eksi 6 oldu mu? Oldu. E burada sadece işi bozan ne? Eksi 2. O zaman ben buralara artı 2 eklersem her tarafa Burası zaten gitti. Yani eklediğim için bura gitti. Yok oldu. Anladınız? E eklememin nedeni o. O zaman 4 büyüktür. 2 tane A. Büyük eşittir. Eksi 4. Her tarafı 2'ye böldüm. 2'ye bölüyorum. Tamam. 2'ye böldüğüm zaman 2 büyüktür. A. O da büyük eşittir. Eksi 2. Bunların toplamını soruyor. A'nın alabileceği değerler. Artı 1 lazım. Pardon. Bir dakika niye böldüm ben 2'ye? Lan kafa gitti. 2A artı 1 ifadesini istiyor. Özür dilerim. Tamam bak 2A artı 1 ifadesi bize bunu istiyor. Ben niye onu böldüm? A'yı bulmaya çalışıyorum. Halbuki burayı bulacağım. O zaman buraya artı 1 ekleyeceğim. Özür. A'yı yalnız bıraktım. A'yı buldum. Buralara artı 1 ekliyorum. Artı 1 ekliyorum. O zaman ne oldu? 5 büyüktür. 2 tane A artı 1 ee, o da büyük eşittir. Eksi 3. Tamam. Şimdi bunlar oldu. Evet bunları bulmam lazım. 5 ile eksi 3 arasındaki değerler arkadaşlar. 4 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Eksi 3 olur. Bunların toplamı dediği için. Eksi 3 artı 3 ürünü götürdü. 2 ile eksi 2 gitti. Bununla bu gitti. 0 zaten işe yaramaz. Cevap 4. Top, toplaması <laughs> dediği için topladım arkadaşlar. Tamam mı? Bak burası komple 0 oldu zaten. Bir tek elimizde 4 kaldı. Şimdi yaptığımız şey ne? Yani bu tür sorularda şurayı oluşturmaya çalışacaksın. Burayı nasıl oluşturuyoruz? Böyle kalsın ki anlayın. 2 tane A. 2A olması lazım. E burada eksi a var. O zaman sen bunu eksi 2 ile çarparsan 2 a'yı oluşturdun mu? Oluşturdum. Eksik olan ne? Artı 1. O zaman ben burada bir kere 2 eksi 2 yok edeyim. 2 a kalsın. Bir de eklediğim zaman 2 a artı 1 Oluşturdun mu? Oluşturdum. Uç değerler artık gerisi zaten yerine koy geç. Evet 15 x kare ifadesini alacağı tam sayı değerlerinin toplamı. Fırat o kadar çok çıkıyor mu ya? Olabilir gerçi. Mümkün. Doğru. Ama sanki o kadar değildir ya. Daha düşük değerler olabilir. Bir kere x'i yalnız bırakmak lazım. O yüzden 1 1 1 ee, şimdi buradan 5 eksi 5 beş, eksi beş, küçüktür x o da küçük eşittir 2 ha. olabilir aslında 25 26 oluyor oluyor belki seninkinden daha fazla çıktı olabilir. Doğru. Şimdi x kareyi istiyorum. x kare. Şimdi mantık olarak eksi 5'in karesi eksi 5'in karesi 25. Bak eksi 5'in karesi kare alıyorum ya. Eksi 5'in karesi artı 25. 2'nin karesi 4. 4 ile 25 arasında mı acaba? Değil işte. Çünkü eksi 5 ile 2 arasında 0 var. X eşittir 0 sıfır için 0'ın karesi 0. O zaman bu X'in alacağı tam sayı değerlerinin toplamı bakın şöyle düşünüyorum. 0 dahil 25 dahil değil. Çünkü 5 dahil değil ki 5 dahil değil ki bulduğum 25 sonucu dahil olsun. Sıfır niye dahil? Çünkü arada sıfır var. Sıfır dahil olduğu için sıfır verebilirim. X kare ifadesi o zaman. X kare ifadesinin alacağı değerler 0, 1, 2, den 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 24'e kadar gider. E, 24'e kadar 1 artı 2 artı 3 artı 24'e kadar olan sayıların toplamı 24, 25 bölü 2 cevap 300. Karesini aldığınızda sıfırı unutmayın. Fırat. Şimdi bak şöyle olsaydı. Örneği değiştireyim. 2 küçüktür x küçüktür 5 olsaydı. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Böyle olurdu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada 2 değil de eksi 2 yaparsan. Arada sıfır olacağı için alt tabanda ayma sıfır olur. Arada sıfır olacağı için. Çünkü eksi 2 ile 5 arasında sıfır var. Ya yani normal 2'nin karesi 4 olması bir anlam ifade etmez. Arada sıfır varsa alt taban daima sıfırdır. Alt taban daima sıfırdır. Arada sıfır varsa. Üst tabanda karesini aldığınızda hangisi büyükse o. Bu kadar yani. Hani tek tek değer vererek bakmıyoruz bu tür sorulara. Zaten reel diyor. Sen değer vererek uğraşamazsın bunlar. Reel diyorsa değerlik bir olay yoktur arkadaşlar. Evet. Varmış. 20 tane soru var. İyi güzel. Azmış ya. 16. 1 eksi x ifadesi. Eksi x'i oluşturacağız. Bakın ne yaptık? Oluştur diyoruz. Oluşturalım. O zaman nasıl oluşturalım? Eksi 3 var. Artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekliyorum. Eksi 5 artı 3 eksi 2 küçüktür. 2x o da küçüktür. 6. Her tarafı e, eksi 2'ye bölelim ya. Niye? Çünkü bir eksi x var. Eksi x ifadesi var. O zaman her tarafı eksi 2'ye bölmek istiyorum. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm. Nedenini anlatacağım. Eksi 2'ye böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirdi. 1 büyüktür. Eksi x büyüktür. Eksi 3. Eksik olan ne şimdi? 1. O zaman her tarafa artı 1 ekliyorum. Bak, yani biz bu ifadeyi şu ifadeye benzetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Reel sayı dediği için. Buraya artı 1 ekledim. Buraya artı 1 ekledim. Buraya artı 1 ekledim. 2 büyüktür. 1 eksi x. Bu da büyüktür eksik İfadesinin tam sayı değeri yani aradaki tam sayı değerlerini soruyor arada tam sayı değerleri kaç tane? Öyle anlayabiliriz. Yani bu arada -2 ile 2 arasında burada 1 olabilir, 0 olabilir, -1 olabilir. 3 tane tam sayı değeri var. oluşturuyoruz. Var mı sorusu olan 16 ile ilgili? Değer oluşturmayı öğrendiniz mi arkadaşlar? Yani mantık mantığını bir kere kavradıysanız yani bu tür sorularda şuradan eğer buraya varabiliyorsanız zaten bu soruları yaparsınız artık. Evet 17 a kare b kare a ve b tam sayı bak tam sayı en zevkli konu yani tam sayı diyorsa değer vereceksin izleyeceksiniz tabii ya yani kayıtlı alıyoruz o yüzden tekrar tekrar izleyin diye tekrar tekrar izleyin şimdi tam sayı aralık yani değer vermekle alakası var ee, toplamının kaç farklı değeri var bak tam sayı demeseydi karesi deseydi o zaman 0 küçüktür a kare küçüktür 16 derdim ama tam sayı dediği zaman bunu diyemiyorsunuz arkadaşlar tam sayı işi değiştiriyor tam sayı değer vermekle alakası var bu kadar şimdi eksi 4 küçüktür a küçüktür 3 bize a kare lazım görüşürüz Gökhan a kare lazım A karenin mantığı şimdi eksi 3 verebilirim. Bak şimdi A'ya verebileceğim değerlere göre düşünüyorum. A'ya eksi 3 verebilirim. Eksi 2 verebilirim. Eksi 1 verebilirim. 0 verebilirim. 1 verebilirim. 2 verebilirim. Karesini aldığım zaman eksi 3'ün karesi ne? Yani 9. Eksi 2'nin karesi ne? 4. Eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. E, aynı değerleri bir daha bir daha yazmaya gerek var mı? E, yok. Bak, tam sayı dediği için değer verdim. Reel sayı deseydi değer vermezdim. Aralık oluşturup geçiyordu. Şimdi e, b kareyi bulmam lazım. B'nin alacağı değerler zaten burada var. Eksi 1, 0, 1, değil mi? O zaman b karenin alacağı değerleri bulalım. E, 1 0. Eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 2 tane değer. A kare B kare. Toplamını istiyoruz. A kare artı B kare'nin alacağı değerler. 9 ile 1'i topladım. 10. 9 ile 0'ı topladım. 9. 4 ile 1'i topladım. 5. 4 ile 0'ı topladım. 4. 1 ile 1'i topladım. 2. 1 ile 0'ı topladım. 1. 0 ile 1'i topladım. 1 yazmaya gerek yok. 0 ile 0'ı topladım. 0. Kaç tane oldu? Yani bu biraz detay istiyor. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam DGS sorusuymuş ya. Tam düşmelik bir soru. Tam sayı dediği için değer veriyoruz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bak bir daha yazıyorum. Tam sayı diyorsa, doğal sayı diyorsa değer vereceksin. Reel sayı diyorsa oluşturacaksınız. Başka çözümünüz yok. Tek çözüm. Tam sayı, doğal sayı değer ver, reel sayı ifadeyi oluştur. Karıştırırsam birbirine çıkmıyor. Değer veriyoruz işte. Anın alacağı değerlere göre şekillendiriyoruz. Karelerini alıyoruz. B'nin alacağı değerlere göre şekillendiriyoruz. Karelerini alıyoruz. Ama aynı değerleri bulmuyoruz. Aynı değerler olsa bile dahil etmiyoruz. Yani eksi 2'nin karesi 4 iken 2'nin karesi de 4 ise 2 tane 4 yazmanın bir alemi yok. Bir tane 4 yazıyoruz. Yukarıda 4 tane var aşağıda 2 tane var. 4 geri 2 8 de yapamıyorum. Çünkü niye? Yani işte burada 4 tane var burada 2 tane var. 4 kere 2 8 yapacağım desem e, o zaman iş biraz daha karmaşık oluyor. Çünkü 1 ile 0'ın toplamı 1 0 ile 1'in toplamı yine 1. İki tane aynı sonuç yine çıkıyor. Yani burada tam düşmelik bir soru aslında. Ne güzel soru yazmışım öyle ya. Evet geçiyorum. Son sayfa 18. Son 3 soru. X tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi ikili ikili. İkili ikili. Başka yolu yok. İkili ikili. Eksi x, eksi 3, x artı 1, x'leri yan yana, eksi artının yanına sayılar yan yana. Ne oldu? Eksi 3, eksi 1 küçüktür. 2x, İki 2'ye böldüm. Eksi 2 küçüktür x. Geldim öbürüne. x artı 1 küçük eşittir. x bölü 2 artı 3. Şimdi bunu bu tarafa aldım. x eksi x bölü 2 küçük eşittir. 3 eksi 1. x'ten x bölü 2'yi çıkardım o zaman x bölü 2 küçük eşittir. 2 i̇ki, 2'yi gönder karşıya. x küçük eşittir. 4. Eksi 2 küçüktür x. Birleştirdiğim zaman eksi 2 küçüktür x. Küçük eşittir 4. Değerlerinin toplamı. x'in alacağı değerlerin toplamı tam sayı değerleri 0. Eksi ee, 1. Tamam. -1 0 1 2 3 ve 4. Bunları topladığım zaman artı +1. Bunlar zaten birbirini götürüyor. 2 3 4 topladığım zaman 9. Evet. Bana sözelci deyip geçmeyin. İçinizde canı var gibi sözelciler var. Hayret ediyorum. Yani bakıyoruz. Ne güzel sözelciler var. Yok ben ben normalde sözelci almıyordum bir sene. <laughs> geçen sene ondan önceki sene sözelci almadım derslere. Gruba hiç sözelci almadım. Belki 15-20 tane geri çevirdim. Beni çok yormuşlardı. Ama geçen sene bazı sözelciler beni gerçekten çok şaşırttı. Bu sene de öyle var. Yani sözelci deyip geçmemek lazım. Gerçekten canavar gibiler var. Evet yani kim emek verirse o emeğinin karşılığını alır anlamına gelir bu. Yani sayısal sözel önemli değil. Emeğini veren herkes bir şekilde karşılığını alır. X küçük, Y küçük, Z. 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z, 1 bölü 4. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bu soru tipiyle karşılaşmadıysan yapamazsın. Karşılaştıysanız yaparsınız bu soru tipiyle. Yani bu spesifik bir soru. Yani ancak bu soruyla karşılaşmış olmak lazım arkadaşlar. Yani yoksa yani normalde görseniz, ben bile görsem eğer bu soru tipinin bir çözümünü bilmiyorsam, ben bile görsem düşünürüm yani. Hani bakarım ha bu nasıl çıkacak acaba? Yani eninde sonunda illaki bulursunuz ama yani düşünmek lazım. Bu tür sorularda yani bunların çözüm yöntemi var. Yöntemini bilirsen zaten yapılıyor. Bu tür sorularda eşit kabul etmek gerekiyor x eşittir y eşittir z olsun. Hani bir tane soru vardı. A artı 3B bölü A. Ne dedim? A, B'ye eşit olsa ne olur? Şimdi bazen böyle düşünmek lazım. Eşit olsa ne olur? Eşit olsa 4 olur. O zaman eşit değilse 5 olur. Yani bu da aynı. Eşit olsa ne olur? Eşit olsa hepsini x cinsinden yazmak istiyorum kardeşim. Canım öyle istedi ya. 1 bölü x, 1 bölü x, 1 bölü x eşittir 1 bölü 4. Şimdi buraya geldim. Paydalar zaten eşit. 3 bölü x eşittir 1 bölü 4'ten. x buradan 12 olur. Eşit olsaydı 12 olurdu. E eşit olmayacağına göre 11, 12, 13 diyebilirim. Mesela örnek veriyorum. Yani 11, 12, 13'ün toplamı 1 bölü 4 olmayabilir. Ama bunu oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla eşit olsa 12 olacağından dolayı x'in burada alabileceği en büyük tam sayı değeri 12 değil de 11 olur. Eşit olsa 12 o zaman 11. Basit aslında yani. yani sadece dediğim gibi yani çözüm yöntemini görmek lazım, bilmek lazım. Son soru. A kare B kare. Bak yukarıda ne dedik? Tam sayı dedik. Tam sayı deyince değerleri verdik, oluşturduk, oldu bitti. Ama reel sayı deyince sen bunu oluşturacaksın kardeşim. Senin buradan kaçarın çıkışın yok. Sen bu ifadeyi oluşturmadan bu sorunun çözümünü bulamazsın. E oluşturalım. Şimdi a karenin alacağı değerler ne olur? Hani a kare, a karenin ifadesi. Şimdi a karenin alacağı değerler. A kare ne olabilir? -3'ün karesi 9 olabilir. Eee 2'nin karesi 4 olabilir ama arada 0 sıfır var. 0'ın karesi 0 olabilir. Ne 9 yazım. 0'ın karesi 0 olabilir. Demek ki a karenin alacağı değerler kümesi 0 altı taban olmak üzere 9 olurmuş. A kare bu. 0 altı taban 9. B kare, B karede sıfır yok. Şimdi onu da şuraya yazalım. Şimdi B karenin alacağı değerler 1'in karesi 1 olur. İşte 3'ün karesi 9 olur. Arada 0 olmadığı için B karenin alacağı değerler 1 alt taban dahil 9 dahil değil. B'de bu olur. Hocam A için 0 dedik B için 0 demedik. Çünkü eksi ile artı arasında 0 vardır. Ama B'de öyle bir şey yok. Arada sıfır yok. Geriye ne kaldı? A kareyi buldum. Güzel. B kareyi buldum. E güzel. Bir tek çıkarma kaldı. Çıkarmayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yani bunu nasıl oluşturacağım? Toplama olsa alt alta topla geç. Mis gibi soru. Çıkarma olunca ne oluyordu? Ne yapıyoruz? Yani buradaki eksiği koymak için ne yapmamız lazım? Eksi 1 ile çarpabiliriz. Başka? Eksi 1 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştiriyor. O zaman alt alta toplamak sorun oluyor. Yani olur. Eksi ile çarparsanız eşitsizlik yön değiştirecek. Olur. Ya da başka bir çözümünüz var mı? Ben şöyle yapıyorum hocam aslında bu soruları kendimce. Mesela ben şöyle yaparım. Eksiyle çarparım ama eşitsizliklerin bir de yön değiştirmesiyle uğraşmak istemediğimden dolayı bunların yerini değiştiriyorum. Eksiyle çarpıyorum ama direkt yerlerini değiştiriyorum. Yani eksi 9 küçüktür. Eksi b kare küçük eşittir eksi 1. Yani bir de onunla mı uğraşacağım? Yani bir o öbürü o tarafa bakacak, öbürü o tarafa bakacak. Yani bir de onu tekrar değiştirmekle uğraşacağım. Gerek yok arkadaşlar. Bak bu tür sorular hep sınır değerlerle alakalı. Şunların yerini değiştirmeniz, eksiyle çarpmanız yeterli. O zaman soru bitiyor. Buraya geldik. Şimdi 0 küçük eşittir. A kare o da küçüktür. 9 eksi 9 küçüktür. Eksi b kare o da küçük eşittir. Eksi 1. Şimdi alt alta topladım. Eksi 9 dahil değil. E, ee, a kare eksi b kare bu da dahil değil. Küçüktür 8. Dahil değil. Neden? Bu arkadaş dahil olabilir ama bu dahil. Yani eksi 1 dahil olabilir ama 9 dahil değil. O zaman alamam. 0 dahil olabilir ama eksi 9 dahil değil. Alamam. O yüzden ikisi de dahil olmuyor. Tam sayı değerlerinin burada tam sayı değerlerini bulmamız lazım. Kümeyi oluşturalım. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, denden den, eksi 1, 0, 1, 2, 3, denden den, 7'ye den, den, kadar değerler. Şimdi burada 8 tane değer var. 0'ın kendisi var. Bir de 7 tane değer var. 0'ın kendisini 0 değil de 1 yazıyoruz. Ben öyle hesaplıyorum yani... 8 tane var. Bir de 0'ın kendisi var. Bir de 7 tane burada var. 16 değer. Ee, 17 bulanla bizim farkımız ne? Bizde mi hata mı var? Sizde mi hata var? 17 bulan arkadaşlar. Bir bakın bakalım. B'yi 0 eşitten başlatırsan öyle. Dedim ya B'yi sıfır eşitten başlatamazsın. Çünkü arada sıfır yok. Arada sıfır yok. Arada sıfır yoksa sıfır eşitten başlatamazsınız arkadaşlar. A'da arada sıfır var. Bak bunlar hep ince farklar. Farkları bildikçe sorular. Oturuyor. Arada sıfır varsa sıfırdan başlatıyorsunuz. Arada sıfır yoksa olmuyor. Ee, tamam bitti değil mi bu kadar bir itiraz yok evet o zaman yani bugünkü konu böyle arkadaşlar biraz zorlanmış olabilirsiniz tekrarlarınızı güzel yapın videoyu bir daha bir daha izleyin